Herkese selam. Şimdi Özlüce'de iki taraf var toplam. Biz bir caddeye gezdik. İki tane de şöyle. Şurada caddenin devamı var. Bir de şu tarafta caddenin devamı var. Bir dahaki geldiğimizde o iki yeri gezeceğiz. O yüzden şimdi BKM'nin kitap kafesine doğru ilerliyoruz. Arkadaşlarımız gezmişti. Merak ettiğimiz bir yerdi. Bir de orayı gezelim dedik. Şimdi bakacağız oraya. Burada gezerken fark ettiğimiz enteresan bir şey var ki o da buranın Görükle'den daha düzenli olması, daha az kalabalık olması ve daha nezih gözükmesi sanırım bu. Buna birazcık şaşırdık, hatta acaba yanlış mı yorumluyoruz sürekli Görükle'de olduğumuz için diye düşündük. Ama sanırım yanlış yorumlamıyoruz ve buranın dizayn ediliş şekli falan daha güzel. Bakalım bir dahaki yarışımızda dediğim yerleri gezeceğiz. Şu anlık Ana Caddesi'ndeyiz sanırım. İlk defa geldiğim için burası Ana Cadde mi onu da bilmiyorum. Şöyle biraz göstereyim size. Şurada ziraat değişimiz vardı, onu hallettik bir. Şimdi caddeden yürüyoruz işte. Şurada galiba bir AVM tarzı bir şey var. Öyle gidiyoruz. Allah Allah. Şurada da Gönül Kahvesi var. Belki oraya da gideriz. Bir şey diyeceğim. Aynı yerden ben de düşüyordum. Videoda çıktı. Görürsün birazdan İlayda. Arkadaşlar az önce İlayda kaldırımın bir kısmından düşe yazdı. Ve çok komikti. Çünkü genelde hep ben düşerim biz yürürken. Kesin bilmediğimiz bir mimari özellik bu. Bakın şurayla şuranın arasında bayağı boşluk var. O yüzden yürürken düşülüyor. Neyse videomda da o kadar manalı şeyler anlatıyorum ki inanılmaz. Bugün sabah kampüste bir günün videosunu paylaştım. Şu an cuma. Cuma olduğu için benim derslerim online'dı. 2 saat dersim vardı zaten. Bu dersler de hani ödev takibi tarzında dersler. O yüzden 2 saat hemen online derse girdim ve şu anda da çıktık Özlüce'ye geldik. Dediğim gibi şu an dolaşıyoruz. Bakalım BKM'de de size çekeceğim nasıl bir yer olduğunu oranında. Aslında yarın Mudanya'ya gidip bir balık yeme planımız var. Burada da bir balıkçı varmış. Değişik bir yer. Bakın gireceğimiz yer şurası. BKM Kitap Kütahya. Burası işte balıkçı. Burada da BKM Kitap Kütahya var. Bakalım nasıl bir yer. Karşımdaki manzara şu an daha güzel. Size onu göstermek istiyorum. Bu şekilde kitapları asmışlar. Ve çok güzel gözüküyor gerçekten. Yüzlerce kitap var burada. Bazılarını seçebiliyorum. Şurada Can Yücel'ler var. Bir Kadın Bir Ses var. İlber Ortaylı'nın kitapları var falan. Çok tatlı olmuş bence böyle asmaları. Arka planında bu şekilde. Yine bir sürü kitaplık dolu. Böyle güzel bir mekan. Ben beğendim. İlayda da burada telefonuna bakın. Ben kahve aldım. Çocuklar bağırıyor. Çocuklardan hoşlanmıyorum. Bunu söylediğim için beni linçlemeyin. Ama çocuklardan hoşlanmıyorum yani. Bu benim elimde olan bir şey değil yani. ne var? Böyle yapıyor. Tamam neyse çocuk muhabbetine geç. Ne diyeceğimi unuttum. Oturduk. Ben kahve aldım. İlayda limonata aldı. Bu arada İlayda da benimle birlikte. Eğer göstermediysem videonun başından beri. Kahve güzeldi. Latte aldım. Çocuk bağırıp duruyor. Sinirleniyorum. Tamam iyiyim. Kahve güzeldi ama limonatayı İlayda pek beğenmemiş. Tadının neye benzediğini söyledi. Tadının bir ilaca benzediğini söyledi. Birazdan metro ile muhtemelen yurda döneriz. Metro ile gerçekten her yere ulaşmak çok kolay. Tek hat olmasını çok seviyorum ya da tek hatta bindiğim için çok seviyorum. Normalde iki hat değil mi? İki hat da üniversiteden tek hat geçiyor. Aynen yanlış bilgilendirme yapmamış olayım. Geçen yorumlarda da birisi sormuştu işte üniversiteden metro geçiyor mu? Evet geçiyor. O açıdan da güzel. O zaman şimdilik böyle güncelleyeyim. Devam edelim.
Selam. DKM'den çıktık. Hava hatta birazcık kapanmaya başladı. O yüzden metroyla birazdan yurda geri döneceğiz. Ondan önce bir Migros'a uğradık çünkü benim defter falan almam gerekiyordu. Ayvalık'taki defterlerimi geri dönüşüme atmıştım. Hatta size aldığım defterleri gösterebilirim. Böyle sade defterler aldım. Bir tanesi böyle mavi bir defter. Bunu writing için kullanacağım. Bir tanesi de böyle yukarıya doğru açılan bir defter. İkisinin de içi güzel böyle. Çok soluk duruyor. İçindeki kareler vesaire. O yüzden kullanışlılar. Gayet de ucuza aldım ikisini. Onun için de kendinden yemek yemeyip aç kaldığım zamanlar genelde ben odamda sürekli sandviç yapıyorum. O sandviçin içine koymak için bir şeyler aldım. Aynı zamanda sandviçi yapabilmek için de ana malzemesi olan ekmeği aldım falan. Öyle. Dediğim gibi Özlüce gerçekten güzelmiş. Biz burada tavsiye ediyoruz yani. Görükle'dense eğer Bursa'da yaşıyorsanız ve öğrenciyseniz Özlüce'ye gelmenizi tavsiye ederim. Zaten metro ile çok yakın. Hemen ulaşımı da kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hatta biz şu an böyle küçük bir park tarzı bir yerde oturuyoruz. Bence burası da güzel yine. Şurada Simit Sarayı falan var. Dediğim gibi tavsiye ederim. Güzelmiş gerçekten. Biz şimdi metroyla yurda dönelim. Metroda da çekmeye çalışacağım. Metro bayağı kalabalıktı. Orada çekemedim. O yüzden şimdi metrodan inip direkt ringe bindim. Ringden sonra hemen yurda geçiyorum. Konferans tarzı bir şey varmış. Ona katılacağım yemek yedikten sonra. Bugün çok sosyal bir gün yaşadım. Biraz garip. Hemen parmağımı basayım. Konferanslarım güzel geçer diyordum. Kitaplarla ilgili bir konferansmış. Zaten eğer güzel olmazsa erkenden çıkarım diye düşünüyorum. Yani benim için çok da zaruriyeti yok şu anlık. Yemeğe geldim. Umarım güzeldir. Yemekhanedeyim. Yemekhaneyi zaten size yurdu çektiğim videoda göstermiştim. Evet, şimdi yemeği aldım. Size gösterebilirim. Yani yenebilir duruyor. Umarım patates püresi güzeldir. Bulgur pilavı var. Tarhana çorbasıymış bu. Patates püresi ve etli bir yemek. Etleri çok yemeği tercih etmiyorum genelde burada. Hemen hızlıca bitirip konferansa geçeceğim. Orada ödü çekmeye çalıştım. Daha sonra da vlogu bitiririz. Böyle değişik bir gün oldu. Özlüğe gezmiş olduk birazcık. Güzeldi. O zaman görüşürüz. Tadam. Evet, şimdi yemeği yedim. Eşyaları bırakmak için yukarı çıktım. Ve geri konferans salonuna gidiyorum. Konferans salonuna neden gittiğimi söylemiştim. Kitaplarla ilgili bir konferans vardı galiba. Onun üyeliğini alacaklardı. Ben de dedim kitap var, ben neden olmayayım. Yemek kötüydü. Bulgur pilavı kuruydu. Çorba güzeldi. Tarhana çorbası dedi kadın. Bilmiyorum tarhana çorbası mı ama tam anlayamadım. Püre falan çok kötüydü. Yani hayatımda yediğim en kötü püreydi ki ben püreyi çok severim. Annemin pürelerini çok özlediğimi fark ettim şu an. Annemden ayrıldığım ilk zaman bu. Asansörde de biraz ağlamaklı olmuştum. Ben asansörde video çekerken asansöre bindiler. Çok utandım. Neyse bunlara alışacağım diye düşünüyorum. Annemle işte konuştuk falan. Ondan sonra annemlerle vedalaştık. Ben asansöre bindim böyle bavullarımla falan tek başıma. Bayağı üzgün hissetmiştim kendimi. Hatta o an video çekmiş bile olabilirim. O zaman onu bu andan sonrasına koyarım izlerseniz. Birazcık şimdi görünce yine duygulanıyorum. Az önce annemlerle vedalaştık. Gerçekten çok üzücüydü. Şimdi yalnız kaldım. Odama geçiyorum. Birazcık dinleneceğim. Çok yoruldum. 12. Üzgünümde. Kapılar açılıyor. Dediğim gibi ben şimdi konferansa gidiyorum. Konferans hakkında sizi Instagram'dan vesaire bilgilendirebilirim. Eğer merak ederseniz nasıl geçti, neymiş, ne neymiş diye. Instagram'dan bilgilendiririm. Videoyu şimdilik burada kapatayım. Her zaman söylediğim gibi yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum ve tek tek yanıt veriyorum. Çok önemsiyorum. Onun dışında Instagram'ı her zaman şuraya koyuyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.